Bugün yine programımızda çok özel konularımız olacak. Doktor geldi programında acaba neler var? Hep birlikte şimdi izliyoruz. Güzel dişlere sahip olmanın mutlulukla bir ilgisi var mı? Sararan dişi tekrar beyazlatmak mümkün mü? Yüksek tansiyon beyin kanamasını tetikler mi? Yüksek tansiyonu düşürmenin doğal yöntemleri var mıdır? Hepsi az sonra Doktor Geldi de. Evet, teşekkür ediyorum. Az önce izlediğiniz gibi bugün programımızda çok özel konularımız var. Ama en başta nereden başlayacağız? Ağız ve diş sağlığından başlayacağız. Dolayısıyla çok özel bir konuğum var. Kendisini şimdi stüdyomuza davet ediyorum. Mehmet Akif Eskan geliyor. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hocam doktor geldi, sizleri ağırlamak bizim için çok önemli. Ama hem burada izleyenler hem de ekran başında bizi izleyenlerin çok merak ettiği konular var. Çünkü artık günümüzde eskisi gibi değil, birazcık daha ağız ve diş sağlığımıza daha çok önem veriyoruz. Artık ağız ve diş sağlığı merkezleri, hastaneler veya hastanelerde bunlarla ilgili bölümlerin ciddi bir şekilde arttığını da görmüş olduk. Eskiden diş hastalıklarıyla ilgili mücadelede genellikle herkes iş işten geçtikten sonra veya bir şekilde dişinde ağrı olduktan sonra hekime gidiyordu. Ama günümüzde artık bakım da birazcık ön plana çıkmaya başladı. Kesinlikle. Diş estetiğinden ne anlamalıyız? Eksik dişlere zararlar nelerdir? Estetik dolgu nedir? Kesme biçme olmadan doğal dişlere nasıl kavuşabiliriz? Hemen başlamak istiyorum. 32 dişimiz var diyebiliyoruz. Doğru mu? Artık 28'e indi. Evet, demek ki burada bir bilgiyi de daha düzeltmemiz gerekiyor. Evet. Neden 28'e indi? Neden 32 idi? 20 yaş dişi olarak biz tarifliyoruz son 4 dişi. Birçok kişi de bu 20 yaş dişi genetik olarak eksik oluyor veya tamamen çıkmıyor. Veya çıksa bile fonksiyonel olmuyor. Dolayısıyla bu hastalarımızın 28 diş olarak artık tarif ediyoruz. O 20 yaş dişi hiç çıkmayan insanlar da var mı? Kesinlikle var. Yani toplumun %30-%40'ında hiç 20 yaş dişi çıkmıyor. Peki dişlerimizi bir tanıyalım. Arkadaşlarım için çok güzel bir grafik verecekler. Onların isimleri de var. Hemen geçelim ekran başına. Orada sizi böyle alalım. Kesici ön dişlerimiz, işte yan dişler vesaire. Diğer görüntümüzde alabilirsek onun üzerine evet. Şimdi ağzımızda bu 28 veya 32 dişimiz durduğu zaman ön tarafta kesici dişler diyebiliyoruz ama bize biraz tarif eder misiniz? Hangi dişimiz ne işe yarıyor aslında? Şimdi ön taraftaki 6 tane diş, yani göz dişi dediğimiz şu dişten diğer dişe kadar göz dişi veya köpek dişi halk arasında da kesici dişlerdir. Yani elmayı ısırdığımız zaman veya herhangi bir çekirdek çıtlattığımız zaman kullanmış olduğumuz dişlerdir. Onun hemen arkasındaki iki tane gelen diş küçük azıdır. İki tane küçük azıdır. Ve çiğneme yüzeyleri daha dardır. Onun hemen arkasındaki üç tane diş büyük azılardır. Çiğneme yüzeyleri geniştir. Ve besinleri ezmek için tamamen sindirime yardımcı olmak için parçalayan dişlerdir. Ya, öğüten kısmı arka taraf. Öğüten kısmı arkalardır. Ama en fazla çürüyen dişler de onlardır maalesef. Neden peki en fazla çürüyen? Çünkü ilk hastalarımızın çoğu bu birinci büyük azı süt dişler daha ağızdayken 6 yaşında çıkmaya başlıyor. İlk daimi diş çıkan arka birinci büyük azıdır ve kişiler, ebeveynler genelde bunu süt dişleriyle karıştırır. Nasıl olsa değişecek imajıyla o dişlerdeki renk değişiklikleri ve çürükleri ihmal ediyor. Ve hastalarımızın birçoğu 13-14 yaşına geldiği zaman kaybetmekle karşı karşıya kalıyor. O zaman burada bu süt dişi diye tarif ettiğimiz dişlerimiz de büyük azılar yerini 6 yaşında mı kalıcıya şimdi bırakıyor? Şöyle söyleyeyim. Şu görmüş olduğunuz iki küçük azı dişi var ya. Evet. Süt dişlerinde küçük azı dişi yoktur. Onlarda direkt büyük azılar vardır, süt dişleri. Ve bu iki dişin hemen arkasındaki birinci büyük azı, bizim tariflediğimiz büyük azı 6 yaşında çıkar. Üzerinde herhangi bir süt dişi olmaksızın çıkar. Oo. Dolayısıyla insanlar hani diğerleri sallanır. Alttaki süt dişi daimi dişi çıkarken ve ondan sonra sallandığı için ebeveynler der ki nasıl olsa altına yeni diş geliyor. Ama arkasındaki en ilk diş, 26 yaş dişi veyahut birinci büyük azı dişi üzerinde bir süt dişi olmadığı için
sanki insanlar süt dişi, yeni bir süt dişi çıkıyormuş. Ona süt dişi muamelesi yapıldıkları için belki evet. bakımı ihmal mi ediyor? Aynı bir de ilk dişi olan, ağızda ilk çıkan ve en çok fonksiyon gören bir diş ve en fazla çürüyen dişlerinden bir tanesinin başında gelir. Bunların nedeninden bir tanesi ilk çıkması, ikincisi ebeveynlerin süt dişleriyle karıştırmış olması. Nasıl olsa değişecek, sorun değil diye bir yanlış bir intiba. Peki burada özellikle bir şey sormak istiyorum. Süt dişleri birazcık toplumda önemsenmeyen dişler mi aslında? Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Çünkü nasıl olsa yerini yeni süt diş, daimi dişler alacak diye insanlar ihmal ediyorlar. Fakat süt dişlerin çok önemli 3 tane fonksiyonu vardır. Bir tanesi tabii ki çiğneme, estetik. Diğer bir önemli özelliği de alttaki gelecek olan daimi dişler için yer tutucu görevi görür. Eğer süt dişi çekim zamanından önce çekilirse, örneğin süt dişi bugün çekildi, her daimi dişin ağza çıkma zamanı vardır. Süt dişi çekildikten sonra ilk 6 ay içerisinde alttaki daimi diş yerini almaz ise, o zaman yandaki dişler o boşluğa kayar o ve kapatırlar bu... ve ileride ortodontik tedaviler, işte bir sürü tedaviler. Dişlerdeki eğrilikler bile belki ondan mı kaynaklanıyor? Büyük ihtimal. Enteresan. Evet. O zaman süt dişlerimize de bakmamız kesinlikle, aslında önemli. Kesinlikle. Peki bugün özellikle sizinle ağız ve diş eti sağlığı, diş sağlığını konuşmak istiyoruz. Bakım ne zaman başlamalı? Bakım ilk süt dişi ağza çıktığı andan itibaren başlar. Birkaç aylık bebekte yani. Kesinlikle. Yani eğer gazlı bez alsın anne, ebeveyn, yani süt emdirdikten sonra kesinlikle dişlerin üzerini o çöken debris, yemek artık veya süt artıklarını temizlesin. Yani ilk süt dişi ve insanlarda genelde çocuklarda biberon çürükleri dediğimiz şu dişle diş eti arasındaki şu bölgede siyah bir şerit şeklinde çürümeler meydana gelir. Buna biberon çürüğü deriz ve biberon hemen çocuklarda temizlik efektif yapılmadığı için dişle diş eti arasında yani şu bölgelerde çok yaygın bir siyahlanma, çürüme meydana gelir. Peki madem bebeklerden konuyu açtık, dolayısıyla herkesin merak ettiği bir şey daha var. Herkesin diş rengi birazcık farklı olabiliyor. Evet. Ten rengimizle mi bir alakası var yoksa bu genetik bir yapıdan mı kaynaklanıyor? Yani çocuklarda mesela ya işte çocuğumun ya, dişleri sarı diyenler olabilir ama belki o yapısı olarak da öyle olabilir mi? Şimdi doğru söylüyorsunuz. Şimdi süt dişleri gelişim esnasındayken annenin veyahut da çocuğun anne karnındayken annenin veya anne çocuk doğum dünyaya geldikten sonra gelişim esnasındayken almış olduğu ilaçlar, özellikle tetrasiklin grubu, bazı antibiyotikler dişlerin yapısal renk değişikliğine neden olabilir. Neden olabilir? Bu yapısal renk değişikliği bir de tabii ki yiyeceklerden kaynaklanan bir... Doğumdan sonra mesela demir eksikliği olmasın diye verilen demir hapları. Tabii. Onlar da renk değişikliği yapabiliyor. Ama bu renk değişikliği daha yüzeyel oluyor. Yani dişin yapısından daha çok yüzeyel yapıştığı oluyor. Onlar tabii ki yani yetişkinlerde de olabiliyor. Demir, özellikle hamile hastalarımız çok demir hapı alıyorlar. Geldikleri zaman dişlerin etrafı olduğu gibi siyah bir şerit şeklinde gelmiş oluyor. Bu demir hapının vermiş olduğu bir dış etkenlere bağlı bir renklenme, bunlar rahat bir şekilde temizlenebiliyor. Evet. Şimdi bizim için diş sağlığı, yani ben artık öyle hissediyorum. Diş sağlığı diş estetiği birazcık da sağlığıyla da alakalı. Kesinlikle. Bir şey. Yani sağlıklı olmayan diş eti ve dişler estetik bir görüntü mümkün değil, veremez diye kesinlikle, düşünüyorum. Kesinlikle. Peki biz hep biliyoruz diş fırçalamak lazım diye. Yine çocuklardan başlayalım. Bu fırçalama ne zaman başlamalı? Şimdi çocuklar 3 yaşından itibaren aslında artık ebeveynin söylediklerini anlamaya başlıyorlar ve fırçalama alışkanlıkları edinebilirler. Ama 3 yaşından önce kesinlikle ebeveynlerin yardımıyla dişler ne zaman ağza çıktı, o zaman diş sağlığı başlar. Peki söz dinleme veya iletişim konusunda bir kusur var 3 yaşından önce. Dolayısıyla dişlerini fırçala dediğin zaman fırçalamayacak. Evet. Siz de belki fırçalamak istediğin zaman ya bana bir şey yapıyorlar deyip muhtemelen ağlayacaktır da diye düşünüyorum. Dolayısıyla belki de bebeklerde diş sağlığını koruyabilmek için ek gıdaya başladıktan sonra verdiklerimiz de biraz önemli değil mi? Şekerli gıdalar. Kesinlikle. Mesela şekerli beslenmesi bir çocuğun dişlerini erken çürüyeceği manasına gelir mi? Kesinlikle yapar. Çünkü en çok diş çürüğüne neden olan bakterilerin en çok sevmiş olduğu laktozdur. Ve bu en çok şekerli ciltlerde vardır ve diş çürümlerine. Çünkü o bölgelerde
Süt dişleri ile daimi dişlerin arasında önemli fark da süt dişlerinin mine tabakası çok incedir. Ve daha hızlı asitik ortamlardan etkilenir. Ve dolayısıyla daha hızlı çürür. Yani üst katmanında erime kesinlikle, çok daha hızlı kesinlikle, oluyor. Kesinlikle, kesinlikle. Peki diş fırçalamaya gelelim. Evet. Bizler çocuklar fark etmez. Evet, herkes için konuşuyoruz. Ne kadar fırçalamak lazım? Şimdi şöyle söylüyoruz. Akşam kesinlikle sağlık için, sabahleyin güzellik için fırçalamamız gerekiyor. Günde iki kere? En az. Akşam sağlığınız için fırçalayın. Kesinlikle. Gündüz güzelliğiniz için. Sabahleyin de güzellik için. Çünkü akşam fırçalamadan yattığınız zaman oradaki bakteriler rahat bir şekilde oturup sabaha kadar istedikleri şekilde bir sürü problem yaratabilirler. Biz efektif olarak temizleyip efektif olarak diş ipini kullanırsak oradaki ara yüzlerdeki dişle diş iti arasında biraz sonra göstereceğim. Tamam. Hepsini biz temizlemiş oluyoruz. Ve hatta diş ipini kullandığımız zaman daha rahat bir şekilde uyuyacağımızı göreceğiz. Çünkü diş etiyle yapılan masaj insanın daha rahat bir şekilde uyumasına neden olur. Daha doğrusu şöyle bir şey de söyleyeyim. Diş etine yapılan masaj insanın daha rahat uyumasına neden olur. Evet, böyle bir çalışma var. Kesinlikle diş eti, çünkü şu diş ipini aldığınız zaman, şunu şöyle bir şekilde gösterelim. Tamam mı? Şöyle, bunların tipleri önemli mi? Yağlı hocam, olanı var, evet, işte mumlu olanı var. Mumlu ve mumsuz olan iki şekilde vardır, tamam mı? Mumlu olanı çok sıkışık olan dişleri çok sıkışık ise eğer girmesinde problem varsa mumlu tavsiye ediyoruz. Eğer normal seyreklikte ise rahatlıkla girebiliyorsa mumsuz kullanabilir. Tek farkı hani mumlu kullandığınız zaman mum kalabilir diş eti arasında, sorun değil. Yani belki rahatsız edebilir birkaç dakika ama daha sonradan o eriyip gidecektir. Şimdi biz diş ipini kullandığımız zaman şu iki dişin arasına, bakın şurada gördüğünüz gibi dişle diş eti arasına oradaki bakterileri biz bu şekilde temizlemiş oluyoruz. İlk defa kullanacak olan diş ipini seyircilerimizden veya dinleyicilerimizden yapsın ve bir koklasın bakalım. Ne kadar kötü bir koku olduğunu hissedecek. Çünkü oradaki bakteriler gerçekten ve gerçekten çok kötü bir koku salgılarlar. Ama sürekli diş ipini kullanan hastalarımızda veya kişilerde, insanlarda bu koku kesinlikle olmaz. Peki diş ipini nasıl kullanıyoruz? Şimdi hocam şöyle bunu iki şekilde şöyle normal klasik diş iplerimizde şöyle aldık, tamam mı? Şöyle her bir dişin arasına yukarıdan aşağıya girecek şekilde. Şu şekilde yatay değil hocam. Bu şekilde yapar isek yatay olarak diş etini iritasyon yaparız ve kanatırız. Yukarıdan aşağıya. Yani yatay ileri geri evet. Yaparsak aşağıya doğru baskı yapmış oluruz. Aşağıda evet. Bulunan diş etine reaksiyona sebebiyet vermiş oluruz. Kesinlikle yani kaş yapım derken göz çıkarırız. Ama yatay düzlemde yukarıya doğru hareketler. Evet, yukarıdan aşağı hareket şu. Arasına girdik. Normalde dişle diş eti arasında yaklaşık 2 mm sağlıklı kişilerde bir cep vardır. Hiçbir zaman diş fırçasının kılları oraları temizlemez ve en fazla enfeksiyonun başlanmış noktaları da o dişlerin bölgede. Kökleri. Zaten kesinlikle. Aşağıdan evet. iş işten geçmeden diş çürüğünü fark etmememizin belki de sebebi o. Ara yüzlerden başlıyor ve gizleniyor, dışarıda kesinlikle. Gözükmüyor diye. Kesinlikle, kesinlikle. Ve dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da önce diş ipini yapıyoruz. Dişini yaparken aradaki plakların hepsi diş yüzeyine çıkmış oluyor. Ondan sonra diş fırçasını yapıyoruz. Önce diş ipi sonra diş evet, fırçası. Yani. Peki 3 yaşında çocuk başladı. Onun diş ipi kullanması yani gerek var mı? Evet onu kullanamaz yani. Artık sağlam evet, dişleriniz, kalıcı evet, dişler yerleştikten sonra evet, bu işi tabii, daha çok uygulamak gerekiyor. Çünkü süt dişlerin bu kadar boyları uzun değildir. Yani girinti daha böyle tek düzlem üzerindedir. Diş fırçasıyla çok daha rahat bir şekilde temizlenebilir. Evet, burada bir çürüğümüz var. Hatta mesela burada görmüş olduğunuz bir çürük ve diğer bir şekilde şu bölgede görmüş olduğunuz kızarıklık, yani iki dişin arasındaki kızarıklığın en büyük nedenlerden bir tanesi diş taşıdır. Diş taşı? Evet. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kişi 3 hafta boyunca dişlerini fırçalamasın, 3 hafta sonra fırçalamaya başlasın, bütün diş etlerine kanama meydana gelecek. 3 hafta dişlerinizi fırçalamaz iseniz ve 3 hafta sonra fırçalarsanız bu sefer kanama olacak. Sebep? Diş eti iltihabı oluyor. Yani %100. Hiç bunda şey yoktur. Ve diş eti iltihabı olduktan sonra çok kötü bir görüntü evet, geldi. Bu mesela geniş bir çürük olan bir hastamız. Evet. Ama şimdi çürükle diş eti sağlığına da geleceğiz biraz sonra. Diş eti rahatsızlığı oldu. Genetik olarak eğer yatkınlığı var ise önce diş etinde herkeste olur. Ama alttaki dişi çevrenin kemiğe sirayet etmesi, etkilemesi kişinin genetik faktörlerine bağlıdır.
Eğer yine ihmal ederse o 21. günden sonra ve diş etlerini içeren kemiklerde, çene kemiğinde erimeler başlar. Ben az önce bir şey söyledim. Yani dişle diş eti arasında yaklaşık 2 mm olan bir cep bazı hastalarda 10 mm'ye kadar çıkıyor. 1 santim. Aynen öyle. Aynen öyle. 1 santim. Ve hasta diyor ki hocam benim dişlerim yamulmaya başladı, bozulmaya başladı, eğri büğrü olmaya başladı. Hiçbir nedenim yok. Anlayamadım neden oldu. Evet. En büyük nedeni etraftaki dokuların kaybolması. Kaybolunca dişler bu sefer yamuk yumuk olmaya başlıyor. Evet. Peki temizlik şimdi o çok hassas bir konu. Çürüğü engellemek için de doğru bakım yapmak kesinlikle lazım. İşte diş etlerimizin veya dişlerimizin arasında işte ne yapıyoruz? Diş ipiyle önce temizliğini yapıyoruz. Evet. Oradaki oluşan plakları işte dışarıya çıkartıyoruz vesaire ve sonrasında fırçalıyoruz. Evet, İpte olduğu gibi fırçalama yaparken de bir tekniğimiz var kesinlikle mı? Kesinlikle var. Örneğin şöyle yapalım. Şimdi insanlar genelde en az vakit diş fırçalamaya ayırır. Mesela örneğin biz normalde 3 dakika derken yani hiç kimse 3 dakika yapmaz. Fakat en azından biz şunu diyoruz. Evet 1 dakika yapacaksanız ama efektif yapalım. Örneğin insanlar alır bol köpük der. Yani bir sürü şöyle alır macunu hocam. Şuradan evet, şuraya, lütfen gösterelim. Şöyle bunu, o evet, maketinize evet, bunu maketin koyalım. Şu şekilde boydan boya koyar. Çok görüyoruz bunu. Evet aslında çok hatalı bir şey. Yani çok bol köpük, çok efektif temizlik manasında değil. Bunun yerine... Sizler ne kadar kullanıyorsunuz? Bunun yerine... Ufacık bir damla şeklinde, kuş gözü kadar olması. Bir soralım, bu yetecek mi acaba diye, yoksa hangisini tercih ederdiniz diye. Hangisini kullanırsanız sizce... No, şimdi bence bu... Bu mu? Ha. Ya bu kadar mı kullanıyorsunuz? Gel, birbirimizi kandırmayalım. Ha? Çok olan değil mi? Sürüyorsunuz olduğu gibi. Az olanı kullanıyorsun sen. Evet. Şimdi bu az olan da oldukça az gibi değil mi? Yani köpürmez etmez. Bizim özellikle hakikaten Türkiye'de hanımlar temizliğe çok düşkün. Yani evler böyle değil mi? Aklanıp paklanacak işte yaz, kış falan böyle mevsimlik temizlikler. Hayatımızda yaptığımız temizliği bedenimize de yapıyoruz değil mi? Saçımıza şampuanı dökerken işte bocalama şeklinde ne kadar köpürürse o kadar iyi. Vücudumuza işte yine aynı şekilde adeta cilt cildimizde reaksiyona, alerjiye sebebiyet verecek kadar köpürmeler, hatta kurumasına sebebiyet verecek. Aynı şeyi dişlerimizi temizlerken de yapıyoruz. Ve hiçbir zaman bu az olan yetmiyor hocam. Ve çok olanı tercih ediyoruz. Yani görmüş olduğumuz gibi bahsettiğiniz tablo burada da geçerli. Peki bu yeterli mi? Yeterli hocam. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Güzel bir diş fırçanız olsun, kılları eğrilmemiş, düzgün olsun, diş macununuz olmasın bizim kabulümüzdür. Ama diş fırçasının kılları yamuk yumuk, gidiyorsunuz işte en pahalı diş macunu alıyoruz, işte bir sürü koyuyoruz, bol bol köpük, efektif bir temizleme değil. Sadece kendimizi kandırıyoruz. O zaman fırçayı da düzenli bir aralıkta yenilememiz tabii gerekiyor. Tabii ki. Yenilemesinin şeyi bazılarında böyle hani belirleyici renk değişikliği olabilir. Yani bu mavidir örneğin belli bir süre sonra beyazlaşır yani indikasyon olarak. Bazı eğer o yok ise diş fırçasının kılları yamulmaya başladığı zaman eğri bir olmaya o fırçayı atın, yenisini alın. Şimdi çok ezenlerde özellikle yamulma daha fazla görülüyor. Evet, evet. Evet. Ama çok ezenlerde fark ediyorum ki diş fırçasının kıllarında yumuşak olanları tercih ediyorlar. Evet. Yumuşaklığının işte veya orta sertlikte veya sert olmasının bir özelliği var mı? Şöyle bir şey, eğer bazı kişilerde o tamamen biz diş etinin tipine göre hastalara veriyoruz. Bazı insanlarda fizyolojik olarak kişilerde diş eti incedir hocam. Dolayısıyla dış uyaranlara karşı daha duyarlıdır. Çünkü ilk örneğin ben sahilimi kullanıyorum. Sert bir fırça yaptığım zaman ilk yapacağım yer sol tarafımdır. Ve göz dişi, köpek dişinin etrafındaki diş etinde çok belirgin bir şekilde diş eti çekilmesi meydana gelir. Travmaya bağlı olarak. Dolayısıyla diş eti kalınlığı ince olan hastalarda özellikle biz yumuşak diş fırçasını kullanmayı tercih ediyoruz. Anladın değil mi? Evet. Peki fırçalama tekniğine tekrar geleceğim. Evet. Ama işte 3 boyutlu yapıları var. Evet. Ne bileyim bunda mesela görüyorsunuz ortasında yuvarlak. Bazen evet, ortasında lastikli olan bölümler oluyor. Evet. Bazen böyle neredeyse düz sadece ağız kavisinin verildiği bir
dizayn edilmiş oluyor. Bir de hocamın elindeki gibi düz fırçalar oluyor. Farkı var mı? Şimdi bilimsel olarak yani şu diş fırçasının konfigürasyonuyla şunun arasında bilimsel olarak daha üstün fırçalıyor, daha efektif fırçalıyor diye bir bulgu yoktur. Yani hatta şu da yoktur. Mühendislik açısından olabilir. Yani hani işte onlar ağız içindeki ergonomik hareketini grafiklediği zaman belki her yere ulaştığını görebilir ama tıbben daha faydalı olduğuna dair bir araştırma yok. Şöyle de bir soru ileri gidelim. İşte belki seyircilerimiz sorar. Hocam elektrikliye karşı elle kullanılan arasında bir fark var mı yok mu temizlik açısından? Bilimsel olarak açıklama yapmışlar, çalışma yapmışlar. Bir grup hastaya tamamen manuel elle fırçalayan, bir grup da tamamen elektrikli. Ve bunların plaklarını indekslerine bakmışlar. Yani ne kadar plak kaldı, ne kadar kalmadı şeklinde. İstatistik olarak arasında herhangi bir fark yoktur. Sadece tek fark bunda döner başlık var hocam. Evet. Dişçiye gittiğiniz gibi hissediyorsunuz. Evet. Bunda tek şey, örneğin diş eti, az önce söylemiştim, diş eti kalınlığı ince olanlarda bunda kuvvet sizde değil, kontrol sizde değil. Ama diğerinde kontrol sizde. Dolayısıyla tek farkı, eğer diş etleriniz çok hassas ise kesinlikle manuel ve yumuşak fırça tercih ediyoruz. Ona da çözüm bulmuşlar. Şimdi bu elinize aldığınız makinede marka vermek istemiyorum ama şimdi fırçalamaya başlıyorsunuz. Çok bastırdığınız zaman alarm veriyor hocam. Öyle bakın, mi? Bakın görüyor musunuz? Kırmızı yani, oldu. Doğru. Basıncı fazla verdiniz diyor. Şey yapmayın. Hakikaten bazen bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani her seferinde tabii normal bir fırçaya göre belki çok daha psikolojik olarak en azından tatmine biraz daha fazla anladığım kadarıyla. Yukarı aşağı mıdır diş fırçalama şimdi, yöntemi? Şimdi fırçalarken şöyle kişiler genelde şu şekilde fırçalarlar, şu şekilde böyle. Hemen soralım mı nasıl fırçalıyorlar diye. Evet, bir bakalım ne kadar yüzde kaçı biliyor. Yani gerçekten hocam açıklamadan. Bir de şöyle bir soru soralım. Fırçalama döneminde fırçamız kuru mu oluyor, ıslak mı oluyor? Yani çeşmenin altına tutarak ağzımıza hocam mı? Diş macununu sürüyorsun. Çeşmenin altına tutuyorsun, ondan sonra değil mi? Ha? Sulandırmadan daha fazla köpürmüyor çünkü. Bir dakika, evet. Ben ıslatıyorum. Nasıl yapıyorsunuz? Önce işte fırçamı ıslatıyorum, ondan sonra macunumu sıkıp. Macunu sıkıp ıslatmıyorsun. Yok, da önce. Önce fırçayı ıslatıyorum ben. Sonra macunu sonra sıkıp. Sonra nasıl uyguluyorsun? Aynı böyle başlıyorum. Sonra. Şöyle. Şimdi böyle başlıyorum, sonra böyle yapıyorum. Ha, yukarıdan aşağı yapıyorsun. Yapıyorum. Değiştirebilir iç kısımla. Aralardakiler de gitsin böyle aralarındaki. Diş ipi kullanıyor musunuz? Kullanmıyorum hocam. Evet. Ona hiç alışamadım. Diş ipi kullananlar el kaldırabilir mi? Evet, 80'de 1, 2. Onu bir alıştıramadık. Ben 100 yaşına aşkın yaşamak istiyorsanız altın ipuçları diye bir liste yayınladım. Onlardan bir tanesi diş ipi kullanımıydı. Çünkü gerçekten ağız içi enfeksiyonlarının, özellikle diş eti iltihaplarının, inşallah başka bir gün hocamla bunları konuşacağız ama çok ciddi bir şekilde bizim vücudumuzda başka hastalıklara da sebebiyet verebildiğini biliyoruz. İnşallah konuşacağız. Hocam bu konuda doğru ne düşünüyorsunuz? Doğru dediğimiz yanlışlar nelerdir? Ağız ve diş sağlığı konusunda bilinen yanlışlar. Evet, doktor şimdi, geldi. Evet. Şimdi birincisi fırçalarken kesinlikle diş fırçamız kuru olacak. Şimdi ıslattığınız zaman bizdeki az önce program başından beri mekanik temizliğin çok önemli olduğunu söylüyoruz. Biz ıslattığımız zaman her bir kılın eğilebilirliğini, fleksibilitesini artırmış oluyoruz. Mekanik temizlikten ödün vermiş oluyoruz. Yumuşatıyoruz aslında. Yumuşatıyoruz. Aynen öyle. Dolayısıyla diş fırçası fırçalarken mutlaka kuru olması gerekir. Tükürüğümüz yeterli mi? Evet. Aynen, zaten o yumuşayana kadar siz efektif şekilde temizlemiş oluyorsunuz. Ama baştan suyun altına tuttuğunuz zaman zaten yumuşak bir fırçayı ağzımıza götürmüş oluyoruz. Evet. İkincisi, fırçalarken genelde seyircilerimiz önden arkaya veya şu şekilde yaptı. Şimdi belki kamera gösterebilir. Şu şekilde. Bakın, şöyle 45 derecelik eğim verdiğiniz zaman dişlerin arasında ne kadar rahat bir şekilde girdiğini görebiliyorsunuz. Şu şekilde veya şu şekilde yaptığınız zaman dişlerin dış yüzeylerini zaten yemek yerken yanak kaslarınız, bunlar temizliyorlar. Dolayısıyla yani siz temizlemiş olan yeri tekrar temizlemeye çalışıyorsunuz. Esas ara olan yerler ancak ve ancak şöyle 45 derecelik eğimle temizlenir. Hmm. İkincisi de mesela örneğin hocam. Sağa sola götürmek problemli. Şöyle bakın,
Bu şekilde mi daha fazla travmatize oluyor? Bu şekilde mi? İleri geri yaptığınızda acıdı. Evet, tabii. Öyle yaptığınızda hissetmedim bile. Aynen öyle. Bu şekilde yaptığınız zaman hem efektif temizlenmemiş oluyor, hem travmatize etmiş oluyorsunuz. Zarar vermiş oluyorsunuz. Aynen benim öyle. Için. Yani hiçbir şey. Ama bu şekilde yaptığınız zaman daha gentle, evet, ve dişlerin arasına daha rahat bir şekilde girmiş oluyor. Benim ve burada anladığım kadarıyla dişin ön yüzeyini ne yaparsanız yapın bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Temizliyorsunuz. Çünkü önemli olan, evet, arada kalan kesinlikle alanları. Kesinlikle. O zaman böyle küçük şeyler görüyoruz. Evet. Küçük fırçalar, diş arası fırçaları. Bunlar, evet, tavsiye edilen bir şeyler mi? Tabii ki. Bazı hastalarımızda gelişimsel olarak dişler aralıklıdır. Kontakları sık değildir. Dolayısıyla bunların tırtıkları birazcık da geniş olduğu için temizleyebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Bazı hastalarımızda örneğin köprüleri vardır. Aralarına giremez. Köprünün altına ancak bununla girebilir. Hmm. Bu şekilde temizleyebilir. Bunu hastalarımıza tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyorsunuz. Yani hastadan hastaya değişiyor. Peki hocam, diş macununu konuştuk. Diş macununda florüllü olmasının, evet, bir faydası özel, var. Faydası var. Lokal olarak, yani örneğin yemekten sonra ağız pH'ını, asitik ortamı ölçersek düşmüş oluyor. Dolayısıyla kalsiyum iyonları bir çözülmeyi bırakmış oluyor. Evet. Dolayısıyla florülle biz onu kompanze etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla florüllü diş macunu kullanmak sağlık açısından, evet, zararlı değil. Değil, kesinlikle. Ama değil. Sistemik alınan, bazen böyle beyazlasın, tabii, falan diye böyle hapını mapını kullananlar yok, oluyor. Yok yok, yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yani dişte gelişim olduktan sonra sistemik olarak dişe florül almak, hap almak herhangi bir etkisi yoktur. Yani hatta faydası yoktur. Buradan şunu da duyurmuş olalım. Dünya Sağlık Örgütü bununla ilgili belli bir eylem planı başlatmıştı. Ve içme sularında belirli ülkelerde 1. ppm dedikler yani. Çok az da olsa florür eklediler. Evet. Fakat daha sonra Dünya Sağlık Örgütü bununla ilgili araştırma yayınladı. Ve gösterdiler ki florür eklendikten sonra aslında içme sularına dişçiliklerinde ciddi bir farklılık yok. Yani evet, doğru söylüyorsunuz. Anlamlı değil. Evet. Ama bakımın çok daha üstün olduğunu, yani lokal etkinin çok daha önemli kesinlikle olduğunu. Kesinlikle, doğru söylüyorsunuz. Evet, göstermişler. Peki burada başka ağız bir hal. Dışı. Şimdi bunu herkes görmemiş olabilir. Şöyle göstermek istiyorum. Ondan sonra açacağım. Bu enteresan, bayağı ses falan da yapıyor böyle. Evet. Baktığınız zaman şöyle. Evet, bir taraftan gerçekten ondan sonra görmüş olduğunuz gibi böyle ciddi bir şekilde su sıkıyor. Şimdi bunu, evet, ağzımıza sıktığı zaman problem mi? Hayır, bu kesinlikle benim özellikle implant yerleştirdiğim tamam full çene veyahut da köprü olan hastaların kesinlikle ara yüzlerin fırçalanması için veya yıkama bakımı için önermiş olduğum ağız duşu diyoruz biz buna. Zaman zaman işte şu ağız gargarası kullanarak da şey yapabiliyoruz, temizleyebiliyoruz. Kesinlikle efektif. İçerisinde bu tip ağız gargaraları kullanabiliyoruz. Tabii kullanabiliyoruz haftada 1-2 gün. Sürekli kullanmalarını tavsiye etmiyoruz hastalara. Neden? Çünkü hocam şimdi ağızda bir flora var. Bizim floraya ihtiyacımız var. Eğer o florayı öldürürsek biz ağız içerisindeki dengeyi bozuyoruz. Alkol öldürüyor. Alkolsüz olanlar? Alkolsüz olanlar da, antimikrobiyal olanların hepsi. Onların hepsi antimikrobiyal olduğu için, mikrop öldürücü özelliği olduğu için. Anladım. Dolayısıyla biz örneğin ufak bir cerrahi operasyon yaptık hastalarımızda. O cerrahi yeri enfekte kapanana kadar, iyi olana kadar kullanmasını tavsiye ediyoruz. Ama sürekli bir şekilde ağız florasını yok etmeye çalışmıyoruz. Çünkü flora kesinlikle iyileşme için, ağızdaki dokuların sağlığı için gerekli. Evet. Tıpkı bağırsak florası. Son günlerde en çok dişle alakalı ne reklam görüyorsunuz? İşte şu kadar ton beyazlattı, evet, şu kadar ton açtı diye. Evet. Şimdi konumuz diş estetiği aslında. Diş estetiğini yakalayabilmek için doğru bir diş, ağız diş sağlığı lazım diye konuştuk. Evet. Ama beyazlatma konusunda şimdi bu sular aklıma o yüzden geldi. Şimdi bu suların da yok beyazlatan cinsleri çıkmış. Hı hı. İşte üzerinde beyazlatıcı etkili falan deniyor. Diş beyazlatmak önemli bir şey. Estetik açıdan gerçekten kesinlikle, çok güzel kesinlikle, gözüküyor. Kesinlikle, kesinlikle. İnsanların dişleri neden sararıyor? Evet. Bir, neden sararıyor? İki, beyazlatmak için ne yapmamız, evet, lazım? İki şey, sarılığın nedeni, iki nedeni vardır. Bir, dişin yapısal bir sarılığı vardır. Veyahut da yeme içmeye bağlı olarak dişte bir renklenme meydana gelir. Örneğin eğer bizim burada bir asitlik bir içeceğimiz varsa var, biz burada hemen bir deney yapabiliriz. Hemen. Asitli bir içeceğimiz şöyle. Şöyle etrafına vuralım. Etrafına neden vuruyoruz biliyorsunuz değil mi?
Evet, başka bir bölümde inşallah gösteririm. Görmüş şimdi bu olduğunuz normal, gibi normal doğal güzel bir diş. Yani steril, temiz. Hastanın bir dişi. Evet, şöyle asitli içeceğimizi, asitli kahverengi. Asitli koyalım bakalım ne olacak. Evet. Beyaz bir diş bitti. Bunu içerisine attık. Şimdi orada birazcık kalsın. Hemen etrafından hocam ne kadar hava kabarcığı çıktığını görebiliyorsunuz. Asitik olduğu için içerisindeki kalsiyum iyonları ayrılıyor dişten. Kalsiyum iyonları çözüldüğü için. Aynen öyle ve gözenek oluşturacak. Ve ondan sonra şunu bir hafta bekletirseniz kahverengi olur. Bayağı siyah bir diş olur. Şimdi biz görüyor musunuz? Şöyle gösterelim. Şöyle gösterelim. Bakın diş nasıl ipin girdiği yerde köpürmeleri görüyoruz. Burada dişin kalsiyumu. Evet, kalsiyum yani asitikli içeceklerin dişe ne kadar zarar verdiğini göstermek için yapılan çok basit bir deney. Evet. Belli bir süre kalsın. Bir hafta sonra onu çıkarırsanız kahverengi, simsiyah bir diş olduğunu göreceksiniz. Şimdi tabii süremiz o kadar yeterli değil ama sonra bakacağız. Tamam. Bir tanesi az önce söylediğimiz gibi diş gelişim esnasındayken alınan antibiyotikler veya gelişimsel durumlarda meydana gelen problemlerden kaynaklanan renklenme. Bir de sigara, çay, kahve tüketimine bağlı olarak dış renklenmelerden meydana gelen renk değişikliği. Mesela. İnanması güç ama muhteşem bir sonuç. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi. Bu daha kolay gibi duruyor. Şimdi bu hastamızın kendisinin yapısal bir sarılığı var. Bu da beyazlatma yapıldıktan sonraki hali. Şimdi bunlar için yapılan tedavi yöntemleri farklı. Dış renklenmelere bağlı olarak renk değişikliğinden dişler için yapılan tedavi yöntemi farklı oluyor. Bunlar için hastamız geldiği zaman hastamızın kesinlikle hazır satılan o az önce söylemiş olduğunuz jeller alayım, koyayım, işte beyazlasın yapmayalım. Çünkü konsantrasyonu çok önemli. Bazıları çok aşırı konsantre olur. Diş etlerinde hassasiyet meydana gelir. Dişlerde hassasiyet meydana getirir. Biz bu tip hastalarda hastanın kendi kalıbını alıyoruz. Ölçüsünü alıyoruz. Ölçüsüne göre bir plak yapıyoruz. O plakın içerisine biz beyazlatma jelini koyuyoruz. Hastamız iki şekilde yapabilir. Ya ofiste bir yarım saat ağzını açarak yapabilir. Veya lazer yardımıyla veyahut da evde işte 4 ile 6 saat arası ağzında tutarak ki bu genelde yatarken yaptırıyoruz bu hastalara. O şekilde yapabilir. Tabii ki ofiste yapılmanın dezavantajı ve avantajı var. Avantajı kısa sürede. En büyük dezavantajı da uzun süre açık kaldığı için eklem rahatsızlığı meydana gelebilir hastalarda. Dolayısıyla ben hastalarıma pek tavsiye etmiyorum ofis tipi. Genelde kalıbını tipi yaptıralım, evde kullanabilirsiniz. Evde, çünkü evde hasta ağzını açmak zorunda değil. Ama kendinizin aldığı jellerle kendi kafanıza göre yapmayın. Kesinlikle. Çünkü anladığım kadarıyla bunlar diş etlerine de zarar verebiliyor. Kesinlikle. Çünkü biz kalıbı yapınca ilacı kalıbın içerisinde hapsedecek şekilde yapıyoruz. Diş etlerine taşmayacak şekilde. Peki hocam, burada diş macunu veya işte diş ağız çalkalama solüsyonlarının beyazlatıcı olanları da bir şekilde renk açıyor ama onlar çok efektif değiller. Şimdi onlar lokal faktörlere bağlı. Örneğin çay, sigara, renkleme, dişin dış tarafındaki renklenmelere bağlı renk değişiklikleri açabilirler. Görüntüyü durduralım. Evet, kalıp şuradaki, bu anladığım kadarıyla. Evet, şöyle bir kalıp alıyoruz. Şimdi bu kalıbın içerisinde bir haznesi vardır. Jeli bunun içerisine koyuyoruz. Hasta ağzına taktığı zaman fazlalıkları alıyor. Yine ıslak bir serpakla alıyor. Ve 4 ile 6 saat arasında ev tipi olandan bahsediyorum. Kalıyor. Yani yaklaşık 4 seans yaptıktan sonra dişlerinizin rengi örneğin A3 ise bu A1'e kadar gelebiliyor. Ve bunu yaptıktan sonra çay, sigara bağımlı olarak 3 ile 4 yıl arasında kalabilir. Yani renkli, yani ben yaptırdım ne kadar dişlerim beyaz kalacak sorusuna cevap olarak da 3 ile 4 yıl arasında kalabilir ama çok fazla kahve tüketimine, çay tüketimine bağlı olarak tekrar geri gelebilir. Tekrar geri gelirse ne kadar süre sonra tekrar ben bu beyazlatma işlemi yapabilirim? İki beyazlatma işlemi arasında en az bir 6 aylık bir süre olması gerekir. 6 aylık bir zaman geçmesi gerekiyor. Evet. Peki yaprak kaplama dedikleri bir şey var. Dişlerin arası ayrıksa yapılabilen anladığım kadarıyla bir şey. Ama böyle özel bir maddeyle anladığım kadarıyla yapıyorlar. Bazen insanları görüyorum, soruyorum.
diyorum ya dişleriniz ne kadar güzel böyle bembeyaz, inanılmaz bir görüntü. Evet. Ondan sonra diyorlar ki işte ben kaplama yaptırdım ama bu kesip kaplama falan değil galiba. Şimdi üzerine bir şey yapıştırarak. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi biz bunu yaprak dediğimiz lamina veyahut da dişin dış tarafında mesela burada kalabilir. Şimdi şu dişte porselen geldiği zaman çepeçevre bir diş kesilmiş oluyor. Evet. Ve dişin üzerine şapka şeklinde yapıştırabiliyoruz. Bu kablama diyoruz. Veya eğer hastanın her şey normal ise, eğer kapanışı, şusu, busu değerlendiriyoruz. Ve dişlerinde örneğin büyük çürükler var. Diş etiyle diş eti, bu bölge, şu bölgeler, dişle diş etinin birleştiği bölgeler veyahut da kenarlarında. Dolgu zaman içerisinde renk değiştirdiği için o dişin biz bakıyoruz. Belki bazen 0.5 milimetre kadar çok ince bir şekilde pürüzlendirip veya kesim yapıp yaprak şeklinde yapıştırıyoruz. Önünü hafif sadece taşlayıp. Aynen öyle. Hafiften taşlayıp o şekilde de şey yapabiliriz. Ama bazı hastalarda bazen hiç taşlamıyoruz. Çünkü örneğin ön dişimizde. Çünkü sonuçta oraya bir kalınlık gelecek. Eğer taşlanmadan yapar isek bazen diş büyük oluyor. Hacimden daha kalın oluyor. Ve hastalarımızın hoşuna gitmeyebilir. O nedenle bazen taşlıyoruz. Bazı kimseleri de taşlamadan bunu yapabiliyoruz. Evet. Tabii bunun en büyük avantajı porselen, iyi bir porselen. Renk değiştirmez. Yani dolayısıyla sararmaz hocam. Kompozit dolgular sararabilir, sararıyor daha doğrusu. Ama kaliteli bir porselen, bugün rengi neyse 10 yıl sonradan rengi de aynıdır. Renk değişikliği yapmaz. Evet, o yüzden böyle paletlerden aldığım kadarıyla renkler evet. seçiliyor diye evet, tahmin ediyorum. Evet, evet. Yani evet, ağzınıza, evet. kendi orijinal dişinize hangi şey daha uygunsa evet. onu tercih ederek bu tip evet. işlemleri yapıyorsunuz. Tabii ki. Evet, peki şimdi biz birazcık sizlere veda ettikten sonra bunlardan bahsedeceğiz. Doğal ürünlerden bahsedeceğiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı, yok mu? Yoksa ben özellikle birkaç şey sormak istiyorum. Tabii ki, buyurun. Size. Birincisi, karbonat, limon. Bunlar böyle birbirine karbonata, burada karbonat olacak. Şöyle hangisi? Bu tuz galiba. Evet, bu karbonat. Şimdi karbonatı görüyorsunuz, böyle koydum. Ondan sonra limon. Karbonata limonu sıktığımızda köpürdüğünü görüyorsunuz. Muhteşem bir kimyasal reaksiyon aslında halbuki. Değil mi? Birbirini evet. nötralize etmenin reaksiyonu. Evet. Çünkü bir tanesi asit, bir tanesi baz nötralize eden baz. Şimdi öyle şeyler görüyoruz ki saf bir şekilde bunları mesela alıp dişlere beyazlatmak amacıyla uygulayan. İşte evet. diyorlar ki bizim karbonatlı diş macunumuz var. Evet. İşte biz de karbonatı böyle aktif hale getirdik filan. Limonla birlikte. Bunu acaba dişimize uygulayabilir miyiz? Yoksa limon yani bunu sulandırmak falan mı lazım? Yani bunlar dişlere zarar verebilen şeyler mi? Hayır, yani tamamen burada yine olay mekanik temizlik. Zaten birçok diş macunu içerisinde karbonatlı diş macunu şeklinde. O içerisinde ufak ufak partiküller mekanik olarak temizlemiş oluyor. Buradaki zaten limonu asitik ve bazik, yani az önce söylediğimiz gibi, yani asitik ortamdan kesinlikle kaçınıyoruz. Ve bu şekilde kullanabilirsiniz. Herhangi bir mahsuru yoktur. Evet, hocam ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim ama hemen bakalım. Deneyimiz... Bakın devam ediyor. Bu asitlik gidene kadar, bak görüyor musun etrafında? İsterseniz kamerada göstereyim. İnanılmaz gerçekten. Ve, bunu göstermek lazım. Hala asidin içerisinde olduğu için gördüğünüz gibi köpürmeye devam ediyor. Şimdi çıkartalım ve çıkartıyorum. Daradadam. Hatırlıyorsanız gerçekten bembeyaz koymuştuk. Evet, karşılığı özellikle köküğü, yani baş evet. kısmı değil, özellikle kökünün evet. Ne kadar sarardığını görüyoruz. Farkında mısınız? İnanılmaz bir görüntü. Evet. Şimdi bu yaklaşık birkaç dakikalık bir şey. Bunu evet. yaklaşık 3-4 gün içerisinde tutsanız, çıkarsanız gerçekten tepeşir, tozu, dışarısı gibi böyle gözenekli bir hale gelecektir. Çünkü eriyecek yani. Evet, şu az önce görmüş olduğunuz reaksiyon sürekli dekalsifikasyon, yani kalsiyum iyonları ayrıştırıyor asitik olduğu için. Dolayısıyla biz hastalarımıza yani, çok ciddi bir şekilde renk kaybı oldu. Kesinlikle. Bu orijinal, evet. bu aynı hastanın sağlı sollu 20 yaş dişi. Birindeki beyazlık, diğerindeki sarılık. Evet. Hocam koleksiyon yapıyor böyle. Evet, teşekkür ediyoruz. Tekrar bu muhteşem gösteriniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü hep anlatmaya çalışıyoruz. Aslında yedikleriniz, içtikleriniz diğer sağlık açısından, diğer hastalıklar açısından da sizleri etkilediği gibi aslında ağız sağlığı açısından kesinlikle. Da oldukça etkiliyor. Tabii. Ben küçük bir kızım var. Allah'ın ondan sonra olsun. Şeker yedirmiyorum. Çok güzel.
Yeğenim 3 yaşına kadar şeker tadı bilmedi. Çok iyi. Ama şu anda mesela yeğenime bakıyorum, hiç dişlerinde çürük olmadı bugüne kadar. Yani ciddi bir çürükle en azından karşılaşmadık. 10 yaşında. Ve bazen araştırmalarda okudum. Yani çocuklar ne kadar aslında geç şekerle tanışırlarsa o kadar süt dişlerini daha uzun süre veya kalması gerektiği kadar koruyabildiklerine dair böyle bir korelasyon gerçek kesinlikle, manada var mı? Kesinlikle, kesinlikle. Sadece süt dişleri için değil, sistemik olarak da öyle. Yani şeker bir kere doyma hissini bloke ediyor. Evet, gerçekten öyle. Teşekkür ediyoruz efendim. Ayağınıza sağlık tekrar. Teşekkür. Kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Sararan dişi tekrar beyazlatmak mümkün mü? Yüksek tansiyon beyin kanamasını tetikler mi? Yüksek tansiyonu düşürmenin doğal yöntemleri var mıdır? Hepsi az sonra Doktor Geldi de. Evet, şimdi doğal diş beyazlatıcılar dedik. Diş beyazlatma konusunda evde ne gibi şeyler uyguluyoruz diye. Ama hemen seyircilerimizin arasına geliyorum. Evde diş beyazlatmanın yöntemleri nelerdir? Diş beyazlatmak kararlı mı? Dişlerimi neler sarartır? Evde böyle dişlerine çok özenle bakan var mı aranızda? Buyurun, gelir misiniz? Ha, siz bakıyor musun? Yok mu? Bakıyorum çünkü dişimde tel var benim. Tel gözükmüyor. Ha, iç, evet. İçinde olduğu için sürekli bakmak zorundayım. Tamam, tamam oldu. Peki. Böyle evde ya diş temizliği için diş macunu dışında hiçbir şey kullanan yok mu içinizde? Evet, mikrofonu arkaya uzatabilir miyiz lütfen? Merhaba. Diş macunu, dişlerimi fırçalıyorum ama kırık olduğu için çok acı çekiyorum şu an dişlerimi fırçalarken. Ama soda da kullanıyorum sık sık. Tamam. Eksik diş konusunda nasıl davranmamız gerekiyor ondan da inşallah bahsediyor evet. olacağız. Şimdi evet. hemen şöyle geçelim. Burada güzel bir masa hazırladı arkadaşlarım. Ondan sonra görüyoruz ki en başta değil mi bu gazlı içecekler, şekerli yiyecekler, şekerli içeceklerin hepsi, belki çay kahve gibi gıdaların da hepsi yine aynı zamanda sizlerin dişlerinde sararmaya sebebiyet verecek. Onun dışında burada görüyorsunuz çeşitli şekerlemeler var. İşte kurabiyeler, büyük akide şekerleri falan bunların hepsi problem. Ama doğal diş bakımı veya aslında doğal diş beyazlatıcılar diye baktığımızda burada hemen aklımıza ilk çileğin gelmesi gerekiyor. Çünkü çilekte hem malik asit var. Çünkü içerdiğinde doğal bir kostik ajan var. Ondan sonra üzerindeki plakları ve lekelerin dökülmesini sağlıyor. Malik asit bunu sağlıyor. Bir de tabii C vitamini var. C vitamini de yine beyazlatıcı etkiye sahip. Çilek dolayısıyla gerçekten çok önemli. Isırırken çileği bile bu ciddi bir şekilde faydasını görebilirsiniz. Hemen devam ediyoruz. Başka neler olabilir? Brokoli var. Brokoli zaten yine aynı şekilde C vitamini ve çok yüksek lif oranına sahip olduğu için adeta ısırdığınızda süpürge gibi dişlerinizin üzerine fırçalayacağını bilebilirsiniz. Bunun dışında hemen elmamız var. Ondan sonra elma halk arasında da zaten çok ciddi bir şekilde biliniyor. Isırdığınız zaman şöyle hatta göstermek iyi olmasın. Evet. Her ısırdığınızda bunun bir şekilde dişlerinizin yüzeyini temizlediğini hissedebilirsiniz. Peki. Nasıl? Süper. Hemen devam ediyorum. Burada başka bir şey daha göstermek istiyorum sizlere. Evet, burada kuru üzüm. Kuru üzümü seviyor musunuz? Hemen şöyle bir tadına bakın. Madem ben elmayı yedim, siz de kuru üzümden tadın. Teşekkür ederim. Yer misiniz? Evet, şimdi ne hissettiğinizi çiğneyin lütfen. Kuru üzümün çok önemli bir etkisi var. Acaba ne? Şeker. Yer misiniz? Şeker hem tatlı, tatlı hem mayhoş bir tat verdi. Başka nasıl bir etki oluşturdu? Hani dişlerin üzerinde bir şey geldi gibi oldu. Dişlere yapışmış. Tatlı, güzel bir tat verdi. Şekerli. Şekerli. Başka size bir şey yaptı mı? Ağzınız sulanmaya başladı mı? Evet. Yani yutkunma isteği oldu. Yutkunma isteği oldu ama ağzınızda bir şekilde tükürüğünüzün arttığını hissettiniz mi? Aynen, aynen. İşte öyle. Gerçekten tükürüğü arttıran
en önemli besinlerden bir tanesi. Unutmayın, çok fazla yemiyorsunuz çünkü kuru olduğu için kuru üzümde fruktoz oranı çok yüksek. Ama kuru üzümün çok ciddi bir şekilde tükürük salgısını arttırıcı etkisi var. Bu da ağızda köpürmeye ve gerçekten diş yüzeylerinizin temizlenmesine sebebiyet verebiliyor. Deney olarak kendinizde az az yediğiniz için çok fazla bilemeyebilirsiniz. Ama avuçla beslediğiniz bir hayvana mesela verseniz kuru üzümü, ağzına köpükler çıktığını hissedebilirsiniz. Ve bu şekilde de bunun ne kadar etkili olduğunu hemen vurgulamış olduk. Dolayısıyla çilek dedik, elma dedik, brokoli dedik fırça gibi. Ve en son evde kullanabileceğiniz ağız yıkama solüsyonu var. Az önce hocamla konuştuğumuz gibi karbonatın üzerine limonu sıktık ve bu şekilde köpürmesini sağlamıştık. Ama unutmayın, bunu direkt uygulamaktan ziyade mutlaka sulandırarak uygulamayı tercih ediyoruz efendim. Şimdi geri kalan şeylerden bahsedeceğim. Ağzımızın içerisinde diş sağlığı veya diş eti sağlığını en önemli etkileyen unsur, değerli hocam az önce bir şey söyledi. Dedi ki bakteriler, ağzımızın içerisindeki mikroorganizmalar dedi. Evet, floraya ihtiyacımız var ama zararlı olanlara ihtiyacımız yok. Ve dişlerimizi de bir şekilde diş etlerimizin arasında, dişlerin arasında kalan o boşlukları da iyi bir şekilde temizlemek lazım. Bu boşluklardan en kolay ne akıp geçebilir acaba? Su. Su. Yağ akar mı? Akar. Yağ da aslında evet, sudan daha fazla akar. Yere aralara girebilir değil mi? Tabii ki. Kekik yağı veya bildiğiniz gliserin ağız içerisine alındığında yapılan araştırma şunu gösteriyor. Mikroorganizmaların etkisi, aktivitesi çok ciddi bir şekilde azalıyor. Kekik yağı zaten doğal antibiyotik bile hatta diyebileceğimiz, hem mikropları, bakterileri, hem mantarlara karşı, hem çeşitli orada yaşayan diğer mikroorganizmalara karşı temizleyebildiğini gösteriyor. Dolayısıyla antiseptik olması açısından kekik yağı belki birazcık acı olabilir ama onu gliserinle birlikte karıştırarak, burada görmüş olduğunuz gibi bu ikisini karıştırdığınızda ağzınızın içerisinde şöyle bir çalkalama hareketi yapmanız, diş etleri, dişlerinizin arasındaki o küçük aralıklara girerek o bölgelerin de yine temizlenmesine sağlayacaktır. Önce bununla yapabilirsiniz, daha sonrasında fırçalayabilirsiniz mesela. Bunu da hiçbir zaman unutmayalım. Şimdi cilt rengini açan kremler var. Ondan sonra bazen insan bu kremleri acaba dişlerimin rengini açar mı diye kullanıyorlar. Asla bu tip şeylere heves etmemenizi özellikle söylememiz lazım. Karbonat kullanımına yine dikkat ediyoruz. Evet, diş macunlarında karbonat oluyor ama az önce söylediğim gibi evde yaptığınız şeylerde mutlak surette sulandırmanız lazım. Peki yağ, kekik yağı dedik ve gliserin dedik. Buna ilaveten ne kullanabiliriz? Yine zeytinyağı da olabilir. Çünkü yağ dediğim gibi mikroorganizma aktivitesini oldukça azaltacaktır. Şekerli gıdalardan da uzak durarak başlayabiliriz. Unutmayın ki düzenli bir şekilde diş sağlığımızı koruduğumuzda, diş eti sağlığımızı koruduğumuzda ve ağız bakımımızı yaptığımızda zaten diş estetiği konusunda yapmamız gereken her şeyi yapmış oluyoruz. Ve ekstra bir şeye de pek fazla da gerek kalmamış oluyor. Şimdi evde diş beyazlatma yöntemlerini ve tüm diş sağlığını bugün konuşmuş olduk sizlerle birlikte. İlerleyen günlerde eksik kalan dişler, belki implantlar, belki diğer problemlerle birlikte yine doktor geldi de karşınızda olacağız. Ama programımızın çok önemli bir bölümü birazdan başlıyor olacak. Hiçbir yere ayrılmayın. Evde, işte, sokakta beni nasıl etti acaba? İşten izin alamam. Yüksek tansiyon beyin kanamasını tetikler mi? Yüksek tansiyonu düşürmenin doğal yöntemleri var mıdır? Hepsi az sonra Doktor Geldi de. Evet, her seferinde söylüyorum, sessiz katil diyorum. Yani hipertansiyondan bahsedeceğiz. Evet, bugün yine programımızda sizlere tansiyonu konuşuyor olacağız. Tansiyon çok önemli. Niye? Yüksek tansiyon
bildiğimiz üzere her zaman anlatmaya çalışıyoruz. Sessiz katil diyoruz. Çünkü iş işten geçmeden, organlarınıza, vücudunuza zarar vermeden, değil mi? Çok fazla haber vermiyor. Yani öyle bir problemle karşılaşmanız gerekiyor ki altta yatan sebebin tansiyon olduğunun farkına varasınız. Böbrek hastalığı olabilir, kalp hastalığı olabilir, damarlarınızda yırtıklar, aort yırtıkları olabilir. Yine dediğim gibi böbrek problemleri, vücudunuzun diğer bölgelerinde damar balonlaşmaları, mesela beyninizde damar balonlaşmaları, Allah muhafaza, bu tip problemlerle karşılaşabiliriz. Evet, tansiyon gerçekten komplikasyonlarıyla birlikte, yani sebep olduğu hastalıklarla birlikte adeta sessiz katil. Peki tansiyonumuzu ölçüyor muyuz? Ne kadar zamandır bir ölçüyorsunuz? İlaç kullanıyor musunuz peki? Muhteşem, muhteşem. Evet, dedi ki ben dedi sürekli ölçüyorum dedi. Tansiyon ölçmeyi bilmek insan ömrüne sizce kaç yıl ekler? Bilmek, ölçmek değil. Bilmiyorum. Bir tahmin yürütebilir misin? Bir sene, yarım, altı ay ne kadar etkisi olabilir? 7 ay diyeyim. 7 ay. Hanımefendiye. 5 yıl. 5 yıl. Tansiyon ölçmeyi öğrenmek. 5 yıl. Nasıl öğrenmek? Öğrenip takip etmek. Evet. Tansiyon ölçmeyi öğrenmek insan ömrüne 7 yıl ekliyor araştırmalara göre. Tansiyonu düzenli tutmak insan ömrüne istatistiksel olarak 10 yıl ekliyor. Yani ikisinin arasında çok ciddi bir fark yok. Sebebi şu, tansiyon ölçmeyi bilen zaten bu konuda bilinçlidir diyor araştırmacılar. Peki tansiyonu ne zaman ölçmek lazım? Kim ölçmeli? Doktor ölçmeli mi tansiyonu? Doktor olmadıktan sonra evde ölçüyorum ben. Doktor olmadıktan sonra evde ölçüyorsunuz. Evet. Yani tansiyonu kime ölçtürmek lazım? Doktora. Doktora mı? Eczacıya mı? Eczacıya da olabilir. Hemşireye mi? Hastanede mi? Evde kendiniz mi? Evde kendim yap. Evde kendim. Çoğu insanlar evde alet olunca kendi de ölçebiliyor yani. Evde ölçenler var mı? Evet, yani benim tanıdığım var. Evet. Ben kendim ölçeyim. Siz kendiniz mi ben ölçüyorsunuz? Ben kendim ölçeyim. Peki ne yapıyorsunuz? Nasıl ölçüyorsunuz? Nasıl ölçeyim? Bu senin ne? Böyle uzatayım elimi. Heh. Bu yerim şeyim buraya. Tamam. Damara. Damara koyuyorsun. Pompalı değil benim. Böyle kendi basıyor. Elektrikli. Tamam. Ölçüyor. Peki bir tansiyon ölçeyim diye karar verip hemen oturup ölçüyor musun? Yoksa ölçmeden önce bir şeyler yapıyor musun? Dikkat ettiğin bir şey oluyor ama mu? Ama ne zaman böyle başım ağrıyor o zaman ölçeyim. Hemen ölçer misin? Hemen ölçeyim. Evet. Aslında tansiyon ölçmek konusunda birçoğumuz hata yapıyoruz. Yani tansiyon ölçmenin en kötü yapıldığı, en yanlış tansiyonun ölçüldüğü yer neresidir sizce? Evet. Bir doktorun muayenehanesidir. Sebebi de şu, doktorun yanlış ölçmesinden dolayı değil, beyaz önlük sendromu dediğimiz bir durum var. Özellikle tansiyon insan bedenindeki stres faktörleriyle birlikte ciddi şekilde etkilendiği için damarlarımızın esnekliği, stres hormonlarımızla, vücudumuzun ürettiği o hormonlarla birlikte büzülmelere sebebiyet verdiği için stres tansiyonu yükseltecektir. Dolayısıyla doktora gittiğiniz zaman aman tansiyonum acaba yüksek mi çıkacak diye düşündüğünüzde tansiyonunuz yüksek çıkacaktır. O yüzden en doğrusu belki evde istirahat halinde ölçmeniz lazım. Peki hareket ettim, geldim, koştum, oturdum, tansiyonuma hemen bakmalı mıyım? Mutlaka 5 dakika dinlenmemiz gerekiyor. 5 dakika dinleneceğiz ama son yarım saat şekerli veya kafeinli gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki özellikle kafein tansiyonunuzda yükselmeye meyil oluşturabilir. Tansiyon nedir? Neyi anlatır bize? Mikrofonunuzu alabilir miyim? Evet. Kan basıncının yükselmesi. Bence de kan basıncının nasıl? Yükselmesi kalbe zarar veren iş gibi geliyor. Beynim. Bakalım yüksek tansiyon için değerli izleyenlerimiz ve tansiyona iyi gelen besinler için bakalım neler diyorlar. Hep birlikte mikrofonlarımızı bakalım uzatıyoruz. Tansiyon nedir? Normal tansiyon değerleri nelerdir?
Tansiyonu düşürmenin doğal yolları nelerdir? Tansiyona iyi gelen besinler nelerdir? Beyaz un ve beyaz şeker yerine esmer olanlar tercih edilmeli midir? Evet, tansiyon. Evet. Nedir tansiyon? Ben tansiyon... Bilemedim şu an, anlatamadım yani. Kan basıncının... Adı kan basıncı zaten. Yani tansiyon İngilizcesi, İngilizceden tıp diline yansımasının adı, tercümesi evet. Kan basıncı. Evet. Kanın basınçtan kastımız ne? Basınçtan başımıza ağrı geliyor, vücut zorlanıyor, gözler kanlanıyor, bir şeyler... Vücutta stresin çok değişiklik oluyor yani. Stresin etkisi var. Damarlarımızın içerisinde bulunan kanın basıncı, damarın içerisinde ne kadar tazyikle kanın gittiğiyle alakalı ve damar çeperine ne kadar hızlı vurduğu ve oraya yansıttığı basınçla alakalı bir şey. Tamam. Dolayısıyla bir kişinin tansiyonu normalse, damarların içerisinde kalbinin basmasıyla birlikte damarların içerisinde kan nasıl akacak? Aheste aheste akacak. Sakin sakin akacak. Herhangi bir problem var mı? Yok. Ancak yüksek tansiyon oldu mu? Nasıl akacak? İşte yüksek tansiyon olduğunda da aynen bu şekilde akacak. Biz hekimler olarak, doktor geldi olarak evinize niçin geldik? Bu yangını söndürmek için geldik. Evet, peki bu yangını söndürmek için ne yapıyoruz? Aslında yapmamız gereken belli başlı şeyler var. Dediğim gibi en başta tansiyon ölçmeyi bilmemiz lazım. Tansiyonumuzu ölçtük. Yüksek tansiyon nedir? Düşük tansiyon nedir? Hemen ona bakacağız. Şimdi herkesin tansiyonu bir yükseldi. Artık bundan sonra düşürmenin vakti. Düşürmek için hemen bir ipucu. Elimdeki toplar kim yakalayacak? Evet, diğeri. Aynen, eyvah. Oradan geri alalım, şöyle topu alayım. Evet, teşekkür ediyorum. Stres topu değil mi? Son, ben kullanacağım. Evet, bu bende, stres topu. Elimizde her gün 10 dakika topu elimize alıyoruz. Sıkıyoruz, bırakmıyoruz. Ne kadar? 2 dakika tutuyoruz. Şimdilik birkaç saniye tutun. 2 dakika yukarıya doğru tuttuğunuzda topu elinizden düşürmeyin ama gevşetin. Ne oldu? Ne hissettiğini bize söyler misin? Buralarda bir şey aktı gitti evet, mi? Evet, nasıl bir şey aktı gitti? Sanki parmaklarım da uyuştu. Parmaklarım uyuştu. Geriye doğru bir şey esnedi. Evet, evet. Yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki stres topunu 2 dakika tutup gevşetirseniz ve günde bunu 5 sefer yaparsanız, yani toplam 10 dakikalık bu egzersizi yaparsanız, o zaman tansiyonunuzu 1 puan adeta düşürebilecek şekilde bir egzersiz yaptırmış olursunuz. Çünkü damarlarınızdaki refleks adeta kalbinize yansıyor. Peki bunu yaptık. Tansiyonumuzu ölçeceğiz. O zaman tansiyon yükselmesi nasıl oluyor? Hep birlikte görelim. Burada bir merdivenimiz var. Tansiyonumuz yavaş yavaş yükseliyor. Belli bir seviyeye geliyor. Ve biliyoruz ki yüksek tansiyon dediğimiz zaman 120, yani 12 halk arasında biliyoruz. Büyük tansiyonumuzun 12'yi geçmesi. Ve tansiyonumun düşmesi demek de bu seviyelere gelmesi demektir. Yani yüksek bir tansiyonunuzun adeta aheste aheste, yavaş yavaş, tane tane düşmesiyle birlikte tansiyonunuzun normal seviyelere gelmesi. Normal seviye 12'ye 8 olması lazım. Yani vücudumuzun optimal, en doğru tansiyonu 12'ye 8, 12'ye 7 olarak adlandırabiliriz. Peki, madem evde tansiyon düşürme yöntemlerinden bahsettik, tansiyon ölçümü için bilekten ölçen, işte koldan ölçen, pompalı vesaire bu tip tansiyon aletlerini kullanabilir misiniz? Evet, bunları da kullanabilirsiniz. Bunlarda da herhangi bir sorun yok. Yani onları kullanmanız açısından da herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi, peki ne yapacağız? O zaman bileğimizden ölçeceğiz, kolumuzdan ölçeceğiz. Önemli olan doğru zamanda istirahat edebilmek ve doğru bir şekilde işte onun öncesinde yediğimizi, içtiğimize dikkat ederekten tansiyonumuzu ölçmek. 12'ye 7'nin altında olursa ve o seviyelerde olursa o zaman bunu normal olarak kabul edeceğiz ve hayatımızı belki de
ömrümüzü uzatacağız diyebiliriz istatistiksel olarak. Peki başka tansiyonla ilgili ne yapabiliriz? Yediklerimize dikkat edebiliriz. Ve biliyoruz ki vücudumuza tansiyonumuzun yükselmesine sebep veren, yani damarlarımızdaki ödemi arttırıp damarlarımızdaki sertliği artıran ve vücudumuza su tutulmasıyla birlikte tansiyonu artıran bir madde var. Ne arttırıyor tansiyonu? Tuz. Tuz arttırıyor değil mi? Bunu artık hepimiz biliyoruz. Evet. Tuzsuz bir yaşam olabilir mi? Evet. Tuzsuz bir yaşam pek olamaz. Biraz, hatta tuz eksikliğiyle birlikte, sıfır tuzla birlikte insan ömrünün hatta kısaldığını gösteren araştırmalar var. O yüzden tuza mutlaka ihtiyacımız var. Ama ne kadar? Günde 2500 miligram, yani yaklaşık 4 gram bir tuza ihtiyacınız var. Bu ne demek oluyor? Yemeklerinizi pişirirken kattığınız tuza fazla tuz eklemiyorsanız bir şey demiyoruz. Ama sofralarınızda ilave tuz olmaması lazım. Peki vücudumuzda biriken fazla tuzu attıran başka bir madde var. O maddeye de potasyum diyoruz. Potasyumdan zengin beslenmek işte evet tansiyonunuzu düşürecek etkenlerden bir tanesi. Peki potasyumdan zengin beslenme açısından konuştuğumuz zaman neleri sıralayabiliriz burada? Hemen bakalım. Ondan sonra şöyle söyleyelim. Unutmayın ki patateslerde, tatlı patateste bulabilirsiniz. Yani baklagillerin içerisinde yine keza aynı şekilde bulabilirsiniz. Tavuk etinde bulabilirsiniz. Yeşilliklerde bulabilirsiniz. Potasyum aynı zamanda narenciyenin içerisinde yine keza aynı şekilde bulabilirsiniz. Damar sağlığımızı korumak adına yine kalsiyumun özellikle belli bir önemi var. Ve bu eski miş süt ürünleri, yani olgunlaştırılmış süt ürünleri ne demektir? Peynirlerden bahsediyoruz. Peynir kullanabilirsiniz. Yağsız et vücudunuza iyi gelecektir. Ama yağlı et yine damar yatağınıza olumsuz etkilere sebebiyet vereceği için uzak durmanız lazım. İşlenmiş karbonhidratlar, yani burada görmüş olduğunuz şekerler, şekerlemeler veya şekerle imal edilen besinler neye sebep olacak? Bunlar da vücudunuzda insülinin yükselmesine, insülinin damarlarınızdaki sertliği ve damarlarınızdaki ödem yapıcı etkisinin artarak tansiyonunuzun uzun vadede yükselmesine sebep olacak. Peki ben tansiyonumu düşürmek için limonlu su içiyor musunuz? Limon sıkıp içilir mi? Sizce faydası var mı? Var. Faydası olduğunu düşünenler şöyle bir el kaldırsın. Evet, sadece limon suyu değil mi? Düşürme konusunda etkili. Limon suyu aslında düşürme konusunda hiç etkili değil. Uzun vade araştırmalar bakıldığında evet C vitamini tüketmek oldukça önemli bir şey. Limonun içerisinde de C vitamini var. Ama unutmayın ki tansiyonunuz yüksekse o esnada içtiğiniz limon suyu tansiyonunuzu düşürmeyecektir. Onun yerine ne yapabilirsiniz? Yine yapabileceğiniz ve anlık tansiyon düşürücü etkiye sebebiyet veren pancar suyu olabilir. Katı meyve sıkacağında kırmızı pancarı sıkıp suyunu içebilirsiniz. Bir çay bardağı kadar içmeniz yeterli olacaktır. Yapılan araştırmalar yaklaşık 1-1,5 puan tansiyon düşürmekte etkili olduğunu göstermiş. Hemen sorunuza geleceğim. Onun dışında tansiyon ilacı gibi etki eden bir eylem var. Yani siz bir şey yapacaksınız ve o tansiyonunuzu düşürecek. Sizce bu nedir? Yapacağınız bir şey. Hareket etmek damarlarınızın esnekliğini arttıracak bir şeydir. İleride tansiyon hastası olmanızı engeller. Ama unutmayın ki 5 kilo vermek yaklaşık bir ilaç bırakmaya bedel. Yani 10-12 birimlik bir tansiyon düşürmeye bedel oluyor. Dolayısıyla eğer fazla kilolarınızdan kurtulursanız tansiyon haplarından da kurtulma ihtimaliniz artabilir. Sebebi de şu, biz tansiyon ilaçlarını tansiyonu tedavi etsin diye vermiyoruz. Tansiyonu dengelesin, regüle etsin diye veriyoruz. Çünkü tansiyon bir kronik bir hastalık. Tansiyondan kurtulabilmeniz için bedeninizin yapısında değişikliğe ihtiyacınız var. İşte dediğim gibi kilo verirseniz, değil mi? Damarlarınızdaki sertlikler giderse filan. Bunların sadece kiloyu belki yapabilirsiniz. Ama onun dışında tansiyonla günü kurtarıyoruz tansiyon ilaçlarıyla sadece. O yüzden tansiyonunuz varsa, ilaç kullanmanız gerekiyorsa mutlaka kullanmanız lazım. Eğer ilaç kullanmıyorsanız da o zaman mutlaka kilo vermeniz ve tansiyon takiplerinize devam etmeniz lazım. Sorunuzu alalım. Hocam benim tansiyonum sürekli hani hep düşük. Onu ne yapmam gerekiyor? Sürekli düşük ama. Evet, ömrünüz uzun olacak demektir o halde. 8'e 9. 8'e 9 tansiyon. 8'e evet. 9, 10'a 9, 8'e 9. Yani yüksek 8'e 5, olan hep düşük. Evet, 8'e 5 dediğiniz zaman
9'a 5 dediğiniz zaman bunu bazı insanlar da normal kabul ediyoruz. Eğer bedeniniz düşük tansiyona alışmışsa sizi çok hafif yüksek tansiyon bile çok ciddi etkileyecektir. Ama tansiyonunuz çok daha fazla düşerse aşırı sıvı kayıplarına bağlı olarak düşebildiğini unutmamamız lazım. Dolayısıyla anlık tansiyon düşüşleri veya yataktan kalktığınızda yattığınız yerden dikildiğinizde bayılacakmış hissi uyandıran tansiyon düşüklüğü unutmayın ki vücudunuzda sıvı eksikliğiyle alakalı bir şey olabilir. O zaman o kaybettiğiniz sıvıyı veya açığınız olan sıvıyı geri yerine koymanız lazım. Benim eşim 120 kilo ve yüksek tansiyon hastası. Kilo belki de tansiyonu olmasında en önemli etkenlerden değil bir tanesi. Evet. Ve bu sebeple eşinizin mutlaka ilaç kullanması. İlaç kullanıyor. Yüksekse ve düzenli bir şekilde takip edilerek, gece gündüz takipleri yapılarak kullanması lazım. 12 ile 14 arasında ölçülen büyük tansiyon kısmi hipertansiyon diyoruz. Yani o kişilerin yakından izlenmesi lazım. Ama unutmayın 14'ün üzerinde tespit edilmiş bir tansiyon sizin tansiyon hastası olma ihtimalinizi eğer bir stres etkeni yoksa o esnada tansiyon hastası olma ihtimalinizi çok yükseltecek. Ve bu sebeple bir kardiyoloğa mutlaka gözükmeniz gerekmektedir diyoruz. Lütfen. Aklıma takıldı. Büyük ya da küçük, düşüp ve yükselmesi mi tehlikeli? Hangisinin düşüp ve yükselmesi tehlikelidir? Büyüğün mü, küçüğün mü? Şimdi her ikisi de aslında. Çünkü biz biliyoruz ki bunlar yükseldiği zaman dengeli bir şekilde yükselecek. Eğer ikisinin arasındaki basınç aralığı artarsa buna biz basınç aralığı artan kalp hastalıkları veya diğer hastalıklar diyoruz. Eğer sizin tiroid problemleriniz varsa, kansızlığınız varsa, kalp kapaklarınıza bir yetmezlik durumu söz konusuysa o zaman mesela tansiyonunuz 8, küçük olan 8'de kalır, büyüğü belki 14-15'lere çıkabilir. Yani aralığının artması başka hastalıkların habercisi olabilir bize. O yüzden yükseldiği zaman genellikle ikisi birlikte yükselecektir. Düştüğünde risk midir? Çok düştüğünde risktir. Çünkü çok düşmesi baygınlık. Yani vücudunuza kanın iyi pompalanmadığı. Az önce gösterdim. Damarın içerisinde kanın akması. Bir tanesinde aheste aheste geliyordu. Bir tanesinde nasıl geldi? Ortalığı birbirine kattı. Değil mi? Hatta yangın söndürücü falan kullanmak zorunda kaldık. Sebebi de şu, vücudunuzda basınç o kadar yüksekse o zaman bu ciddi problem. Ama normalin altına da geldiğinde yetersiz kan dolaşımı olabilir. Yetersiz kan dolaşımında bütün organlarımız etkilenebilir. Karaciğerimiz, böbreklerimiz bunlar çok hassas organlarımız, beynimiz, hatta baygınlık bile olabilir. Tansiyon düşüklüğünün sebebi neyle alakalı olduğuna bağlı. Eğer sıvı kaybına bağlı olarak tansiyonunuz düşmüş, hafif böyle bir baygınlık gibi hissetmişsiniz, uzanmışsınız, ayaklarınızı yukarıya kaldırmışsınız, endişe etmenize gerek yok. Vücudunuz sıvı kaybına bağlı olan tansiyonu eğer erişkinseniz, bedeniniz de yeteri kadar büyükse o tolere edecektir. Ama bir enfeksiyona bağlı, bir zatürreye bağlı, vücudunuzda başka bir patolojiye bağlı, ciddi bir hastalığa bağlı olarak tansiyonunuz düştüğünde bu yoğun bakımlık bile olabilirsiniz manasına gelebilir. Dolayısıyla aslında bedenimizin ne kadar ayakta durduğunu, hemodinamimizin yani insan bedeninin ne kadar o esnada güçlü kuvvetli olduğunu bize tansiyonumuz gösterecek. Ama hiçbir zaman yüksek riskleri sebebiyle yüksek tansiyonu kabul etmiyoruz. Ve bununla ilgili elimizden ne geliyorsa mutlaka yapmamız lazım ve yüksekse diğer hastalıklara da yakalanmamak adına kendimizi bir hekim kontrolünde tedavi ettirmemiz lazım. İlaç kullanmaktan da korkmamak lazım. Ama yaşam tarzı değişkenlikleri, yaşam alışkanlığınızı değiştirmeniz unutmayın ki tansiyonunuz için belki de en önemli ilaç olacaktır. Bunun başında hemen liste vermek gerekirse kilo vermenizi söylüyoruz. Daha çok egzersiz yapın diyoruz. Eğer kullanıyorsanız asla ve kat'a alkol kullanmayın diyoruz. Damar sertliğine sebebiyet verecek sigaradan uzak durun diyoruz. Tuzu sınırlayın. Potasyumu yani vücudunuzdan tuzu attıracak olan maddenin alımını arttırın istiyoruz. Potasyum dışında stresten de bir miktar uzak durmanızda fayda var. Çünkü stres de tansiyonunuzu tetikleyecektir diyoruz. Ve tabii ki damar sağlığınızı korumak adına daha çok omega 3 yani balık, balık yağı, zeytin, zeytinyağı gibi besinleri tüketin diyoruz ve sağlıkla kalın diyoruz efendim. Hoşça kalın.